Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri, Mevzuların programımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine Sovyetolog ve istihbarat uzmanı Alparslan Ertuğ'la beraber derin bir meseleyi konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Bu programımızda aslında hakkında çok şey bilinen veya bilindiği zannedilen ve fakat çok şey bilinmeyen bir ismi, işgal yılları sırasında İstanbul'da görev yapan İngiliz casuslarından birini, John Bennett'i konuşacağız Alparslan Ertuğ'la beraber. Abi programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi yani girişte söyledim, aslında hakkında çok şey bilinen ve en az o kadar da bilinmeyen bir kişiden bahsedeceğiz. Evet. Peki John Godolphin Bennett kimdir? Buradan başlayalım. Şöyle başlayalım. Önce işgal yıllarında neler yaptığından başlayıp sonra da kişiliğini biraz anlatmaya çalışalım. Bennett İstanbul'un işgal altında olduğu yıllarda İstanbul'daki İngiliz işgal kuvvetlerinin İstihbarat Teşkilatı'nın siyasi ilişkiler sorumlusu. Hı hı. Ve yanlış hatırlamıyorsam rütbesi yüzbaşı. Fakat çok yetkili, çünkü komutan tarafından çok muhafaza edilen, korunan, takdir edilen bir subay. Dolayısıyla işgal altındaki İstanbul'da Anadolu için adam kaçıran, silah kaçıran, malzeme kaçıran, istihbarat toplayan gizli servis mensuplarının çok ciddi biçimde bu adam tarafından sorgulandığı, bu adamın emrindeki timler tarafından sorgulandığı, işkence gördüğü, bir kısmının öldürüldüğü, işte siyasi kimliği olanların Malta'ya sürüldüğü öyküsü genelde bizim Kurtuluş Savaşı ile ilgilenen herkes tarafından bilinir. Evet. Bu İngiliz gizli servisi bu Beyoğlu'nda Amerikan konsolosluğunun yan tarafında Crocker Oteli diye bilinen yer. Burayı hem alt katlarını sorgu ve işkencehane, üst katlarını ofis, en üst katlarını da kalmak için ikametgah olarak kullandıkları bir yer. Yani bizim Kurtuluş Savaşı tarihimizde o bir kanlı lekedir. Ama İngilizler adına değil mi? Heh? İngilizler adına. Bizler adına da. Hmm. Yani çünkü bizim vatan için savaşan evlatlarımızın çoğu oralarda işkence gördü, bedel ödediler. Adamın kendisi aslında matematikçi, Asya dilleri ve dinleri uzmanı. Teolog. Ve işin enteresanı, zaten Türkiye'de görev yaparken görülüyor ki Rumca ve Türkçeyi çok güzel konuşuyor. Türkiye'de görev süresi bittikten sonra Asya'ya ve Afrika'ya bir takım seyahatler yapıyor. Ve orada bir takım mutasavvıf, Türk, Müslüman ve başka dinlerden insanlarla tanışıyor. Bu bunlardan etkilenerek, ki bunlardan iki tanesi çok önemlidir. Bir tanesi asıllı Gurdjieff, ötekisi Rus Uspensky. Tasavvuf felsefesi üzerine çalışmalar yapıyor. Dördüncü yol diye de bir tarikat kuruyor. Bu tarikat mensuplarını da daha sonra böyle bir tipik yaşam köyünde topluyor ve onların ruhsal eğitimi, manevi kurtuluş vesaire gibi anlatacağı, öğretilerini anlattığı bir yer haline geliyor. İyi hatırlamıyorum, 72 ya da 73 yılında da ölüyor. Evet. Şimdi şeyde Hindistan'da ve Osmanlı coğrafyasının özellikle Arap Yarımadası'nın bulunduğu bölgelerde son dönemde, Birinci Dünya Savaşı'na yakın dönemlerde yani bu John Bennett gibi pek çok ismin ön plana çıktığını ve işte etrafına insanları toparladığını, kendi kafalarındaki bir takım inançları onlara din diye anlatarak kendi ekollerini oluşturduklarını, sapık ekollerini oluşturduklarını biliyoruz. John Bennett'in bu faaliyetini de bu şekilde yorumlayabilir miyiz? Bu bir din gibi değil. Bu aslında tasavvuf inancı gibi. İnancı gibi. Yani hatta Mevlana'yı tabii tanıyor Türkiye'de. Mevlana'yı seviyor felsefi olarak. Hı hı. Tanık diye bir kitabı var bunun. Yaşadığı o manevi ruhsal değişimleri, geçirdiği dönüşümü, hı hı, o kitapta çok ayrıntılı olarak anlatmıştır. Hatta Türkçe'de de yayınlandı bu kitap. Çevrildi mi Türkçe? Evet, Tanık adıyla çıktı. Hı hı. Meraklısının
alıp okuyabileceği bir kitaptır. Ama tabii bizi bu tarafları ilgilendirmiyor. İşgal altındaki yıllarda yaptığı ve ona karşılık da bizim gizli servisin ona verdiği karşılığı anlatmak istiyorum ben. Evet. Nedir abi o karşılık? Oraya devam edelim. Şimdi tabii Bennett'in Kurtuluş Savaşı için, Anadolu için çalışan gizli örgütlere karşı çok sert müdahalesi, hatta İstanbul'un işgalinden sonra meclisin basılıp Osmanlı milletvekillerinin Malta'ya sürülmesi vesairesinde aldığı aktif görev dolayısıyla bizim gizli servislerin bunu çok ciddi olarak izlemesine yol açıyor. Hmm. İki sebepten, birincisi bunu çok yakın fiziki takibi alıyorlar. Bunun bir tane sebebi var. Birinci sebebi bu adam istihbarat örgütünün yöneticilerinden, bu adamın temas kurduğu insanlardan İngilizler hesabına casusluk yapanların kimliklerinin tespit edilmesi. İkincisi de yani artık yaptıkları insanların burasına kadar gelince bunu cezalandırmak üzere bir şeyler yapmak. Aslında o dönem daha etkili olan, İstanbul'da daha üst yönetim durumunda olan Mimim grubu böyle bir suikasti fazlaca düşünmüyor. Çünkü böyle bir suikastin İngilizlerin baskısını artıracağını, bedeli daha ağır Anadolu'ya silah, insan, malzeme kaçırılmasını zorlaştıracağını düşünüyor. Hı. Fakat Mümin grubunun bilgisi dışında bir karar alıyor, 3 tane. Çünkü İstanbul'da o sırada çok sayıda böyle grupçuklar var Anadolu için çalışan. Bu gruplarla ilgili Anadolu'da işgal altındaki İstanbul'da Kuvayi Milliye için çalışan, silah malzeme kaçıran, istihbarat yapan örgütlerle ilgili gene MİT'ten emekli Kaya Karan diye bir beyefendi var. Onun Türk İstihbarat Tarihi diye bir kitabı, referans kitabı kadar güzel hazırlanmış bir kitaptır. Hı hı. İzleyicilerimizden isteyenler aslında bu örgütlerle ilgili oradan ayrıntılı bilgi alabilirler. Gene hı. Bu örgütlerle ilgili MİT'in tarihçe kitabında da yeteri kadar bilgi ayrıntılı var. Bilgi var. Bu takip tarassut sonucunda Bennett'in bir istihbaratçının yapmayacağı düzeyde rutin bir hayat yaşadığı çıkıyor ortaya. Aslında rutin yani sıradan her gün aynı şeylerin yapıldığı tarzda yaşamak çok tehlikeli bir iştir. Evet. Hele onun yaptığı işleri yapanlar için. Bu akşamları genelde özellikle mehtap olan akşamlar Büyükdere'ye içki içmeye gidiyor ve genelde Rum meyhanelerine gidiyor. Gençliği dolayısıyla biraz kadınlara da düşkün. Hovardalık da var. Her zaman bir iki hanım oluyor masasında. Ve en sonunda içki faslı, eğlence faslı bittikten sonra da bunlardan bir iki tanesini arabasına alıyor ve ayrılıyor. Böyle bir rutini olduğunu tespit ettikten sonra dönüşte de bu Büyükdere, Hacı Osman Bayırı, Maslak, Şişli, Taksim, Beyoğlu güzergahıyla her zaman aynı yoldan geldiğini tespit ediyorlar. Hmm. Bunun üzerine Maslak civarında buna bir suikast yapma kararı alıyor. Bu kararı alan 3 tane alt grup var ama bu karardan Mimim grubunun haberi yok. Bunlardan bir tanesi Felah-ı Vatan grubu, bir tanesi Güneş grubu, öteki Muaveneti Bahriye grubu. Bunlar 15 kişilik bir ekiple Bennett'i Maslak'ta pusuya düşürüp vurma kararı veriyorlar. Hı hı. Ve ay olmayan karanlık bir gecede yola pusu atıyorlar. Bunun Büyükdere'ye eğlenceye gittiğini gördükten sonra. Yolu kapatmak üzere de yani aracın durması ve rahat ateş altına almaları için yola da bir ağaç devirmek üzere bir ağacı testereyle yani o filmlerde görürsünüz ya ormancılar keser ağacı belli bir yere kadar. O şekilde bir ağacı kesip iplerle bağlayıp bekliyorlar. Belirli bir süre sonra Bennett'in arabası gözüküyor. Zaten o zaman oralar kuş konmaz kervan geçmez yerler. Yani İstanbul'da araba sayısı çok az. Zaten farlarını da tanıyorlar, şeyini de tanıyorlar. Araba yaklaştığında iplerle çekip ağacı yola deviriyorlar. Ağaç yola devrilince şoför hızlı bir frenle duruyor, çarpmıyor aslında ağaca.
O arada çevrede pusuda olan insanlar yerlerinden fırlayıp ateş açıyorlar arabaya. Arabadan da muhafızlar otomatik silahlarla karşılık veriyorlar. Bir süre sürüyor çatışma, sonra Bennett'in çığlığından vurulduğu anlaşılıyor. Suikastçiler Bennett'in vurulduğundan emin olduktan sonra kaçıyorlar. Şimdi bütün bu organizasyonu yapan Felah-ı Vatan grubuna mensup Deli Ömer diye bir vatansever. Deli Ömer sıradan biri değil, daha önce de Geyve Boğazı'nın savunmasında görev yapan Halit Bey'in, ki bu Halit Bey daha sonra Kars'ın geri alınmasına iştirak ettiği için Kars'ı alan soyadını almış Deli Halit Bey'dir. Deli Halit Paşa'dır. Deli Halit Paşa'nın emrindeki Deli Ömer Maslak'ta Bennett'i vuruyor. Bunlar kaçıyor ve hiç bir tanesi yakalanmıyor. Fransız devriyeleri, hatta Osmanlı devriye gezmekte olan jandarmalar olay yerine geliyorlar. Bunları hastaneye kaldırıyorlar, Fransız hastane. Bennett birkaç tane ciddi ameliyat geçiriyor. Ama sakat kalıyor, bir bacağı sakat kalıyor o suikastten sonra. Ve bu sakatlığı ömrünün sonuna kadar İşgal İstanbul'undaki yaptıklarının bedeli bir olarak, hatırası olarak taşıyor. Evet. Abi programı burada bitirelim isterseniz. Evet. Deli Ömer ve Halit Paşa, bu iki isim çok önemliydi. Ve Bennett'in bundan sonra neler yaptıklarına dair bir takım başka bilgileri diğer programda konuşalım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Süper Haber TV'de Mevzu Derin programımızda bu hafta Sovyetolog ve istihbarat uzmanı Alparslan Ertuğ'la beraber John Bennett'i konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Kanalımızı beğenmeyi, videomuzu izlemeyi ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.